14 Haber ekibinin Iğdır'daki haber dizisi devam ediyor. Şimdiki adres ise Karakuyunlu ilçesi. Ekibimiz ilçedeki sorunları yeni seçilen belediye başkanı Kurban Kaya'dan dinledi. Ayrıca ilçenin sorunlarını vatandaşa da sorduk. Hasan Akaras'ın haberini İlhan Ceren görüntüledi. Kuzeyi Ermenistan, güneyi ise Ağrı Dağı ile çevrili Karakoyunlu'nun. Allah'ın kendisine bahşettiği tabiat harikası onca nimet bir tarafa, önemli bir sorunu var Karakoyunlu'nun. Iğdır'ın önemli ilçelerinden biri olmasına rağmen belediye başkanı Kurban Kaya sağlıklı bir içme sularının olmadığını söylüyor. İçme suyunda aşırı derecede problemler var. Türkiye'nin en kirli suyunu kullanmamıza rağmen daha pahalı bir ücret aranıyor. Bu konuda çalışmalarımız var. Biz geldiğimizden sonra içme suyu konusunda zam yapmayacağımız konusunda vaatte bulunduk. Iğdır'ın her ilçesinde olduğu gibi Karakoyunlu'da da sulama konusu problemli. Yani yıllardır sulama konusunda sıkıntılarımız var. Bu konunun üzerine gidiyoruz. Yine kuraklık nedeniyle bu sorunun üzerine bir sorun daha eklendi. Yani bu konu üzerinde çalışmalarımız var. Sulama konusunda vatandaş da şikayetçi. Köyün altından her zaman bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Tarlalarımız susuz. Şu anda buğdaylarımız bayramdan 55-60 günde gidiyor. Hala buğdayımız, arpamız, bahçamız su içmemiş. Vatandaş olarak hepimizin sorunu bu anda ilçemizde su kıtlığı var. Yani kuraklıktan dolayı bütün ekinlerimizi bu anda sulamadan yapılmamış, hepsi kuruyor. Bu yıl kayısı bahçeleri de boş kaldı. Iğdır'ın meşhur kayısı bahçelerindeyiz. Bu yıl yaşanan don olayı ve kuraklık ağaçları meyvesiz bıraktı. Ya bu bulamaz ekini. Allah'ın hiçbir şey. Çiftçi ise kuraklık sebebiyle tarlaya çıkamıyor. Iğdır'ın Karakoyun ilçesinde çiftçi tarlasına çıkmıyor. Çünkü kuraklık ve susuzluk tarlayı vurmuş durumda. Onlar da köyde boş boş vakit geçiriyor. Vatandaş devletin ilçeye el uzatmasını bekliyor. Ya vatandaş olarak devletimizden yardım bekliyoruz. Afattan dolayı ondan sonra suyumuzun daha düzenli akmasından, bize yardım etmesinden dolayı bunlardır. İlçenin sorunlarına çözüm bulmak için belediye başkanı sık sık vatandaşlarla bir araya geliyor. 30 Mart yerel seçimleriyle göreve gelen Karakoyunlu Belediye Başkanı sık sık vatandaşlarla bir araya geliyor, sorunlarını dinliyor ve o sorunlara çözüm üretmeye çalışıyor. Ben belediye başkanı olarak göreve gelmeden önce seçim atmosferinde Karakoyun insanına verdiğim vaatlerin başında İçme suyu problemiyle ilgili sorunları çözeceğime söz verdim. İlçenin ihtiyarlarından biri ise bizi bir şiirle uğurladı. Atalardan kalma bizim köyümüz. Dedelerimiz vatan için savaşmış. Taşburun'un taburunu kurtarmış. Atadan bir okul bir bayrak hediye almış. Dedelerden kalma bizim köyümüz. Şimdi ilçe olmuş, ne güzel yollar. Arabalar gelir, birbirini sollar. Kız almış, kız vermiş, çok akraba var. Birbirine bağlı bizim ilçemiz. Tarihi eserler çok canım almış. Herkes bir arada eğlenmiş, gülmüş. Ne yazık, dedeler çok şahit vermiş. Dedelerden kalma bizim köyümüz. Mazarlıkta 700 yıllık taş varmış, atalardan kalma bizim köyümüz.